Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir tarif yapacağım inşallah. Tam iftara layık bir tarif. Burada bostan patlıcanlarım var böyle. Bostan kebabı yapacağım. Burada bir tane kapya biberim var. Köy biberi ve sivir biber. Domates, bir baş sarımsak. Burada da orta yağlı koyun etim var. Bunu doğrayacağım. Burada da iki orta boy soğan yapmaya geçelim. Burada etlerimi kuşbaşından biraz daha ufak yapacağım. Şimdi etlerimizi doğradım. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altını açtım. Etlerimi boşaltıyorum. Şimdi etlerimizin rengi dönünce karıştırmaya başlıyorum. Yüksek ateşte soteleyeceğim. Şimdi etlerimizi yüksek ateşte soteledim. Dikkat ederseniz suyu çıktı. Şimdi ben bunları kapağını kapatıyorum ve en düşük ateşte pişirmesini sağlayacağım. Kaç dakikada piştiğini sizlere söyleyeceğim. 2 orta boy soğanı doğradım. Şöyle bir kenara alıyorum ve burada sarımsaklarımı da sarımsakları bu şekilde aroması güzel çıkması için, daha iyi çıkması için şu şekilde patlatıyorum. Ve şöyle iri bir şekilde, çok küçültmeyeceğim. Şöyle birazcık doğrayacağım. Bunlar çok taze diye çekirdeğini almayacağım. İçerisindeki çekirdekleri alıyorum. Bu domateslerimi kabuğunu da atmayacağım. Her zamanki gibi üzerine tuz serpeceğim. 5 dakika bekleteceğim. Ezip suyunu çıkarıp yemeğime kullanacağım. Şimdi patlıcanlarımı bu şekilde soyuyorum. Sadece arkasını şöyle çok az kesiyorum. Şöyle oturabilmesi için şöyle ortadan bölüyorum. Patlıcanlarım hepsini bu şekilde yapacağım. Patlıcanlarımı bu arada yıkadım. Tekrar yıkamayacağım su çekmesin diye. Şimdi sayın takipçilerim bu arada ocağa yağımızı koydum. Kızartma yağımızı. Bazen fırında yapıyorum. Fırında da yapabilirsiniz. Ben bugün kızartma yapacağım bunu. Şimdi patlıcanların üzerine tuz serpiyorum. Bir çay kaşığı kadar. Patlıcanların her tarafına tuzu yedirmeye çalışıyorum. Diğer taraftan yağımız ısındı. Kızartmaya başlayacağım. Şimdi yağımızı iyice kızdığına emin olduktan sonra patlıcanlarımı yağın içine atıyorum. Diğer taraftan etimiz pişiyor. Şimdi sayın takipçilerim, tam 1 saat en düşük ateşte, kesinlikle bu çok önemli bir ayrıntı, en düşük ateşte tam 1 saat kendi suyuyla pişirdim etimi, lokum gibi oldu maşallah. Ateşin altını açıyorum çünkü bu su yağı çıkmaya başladı. Yemek kaşığı tereyağı ekledim. Şimdi soğanlarımı ekliyorum, bir tane kapya biber, yeşil sivri biber ve köy biberi hepsini ekliyorum. Bunları soteleyeceğim böyle. Şimdi böyle sebzelerimi soteledim. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz biber ekledim. Tuz hiç koymadım daha. Bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum böyle.
Ve burada iki doğradığım domatesimi ekliyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bir baş sarımsağım. En son bunu ekliyorum. İyi aroma vermesi için. Burada sarımsak takviyelerim. İki domates kabuğunun suyunu ekliyorum. Şimdi yemeğimiz bu kadar yeterli. Altını kapatıyorum. Ve 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Harcımız dinlendi böyle. Şimdi kızarttığımız patlıcanları bu şekilde içine açıyorum. Kesinlikle içine oymadım. İçinden bir şey almadım. Şöyle bastırıp yer açıyorum. Şimdi harcımdan patlıcanlarımın içine dolduruyorum bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Bostan yemeğimiz hazır. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Aynı tencerede sosunu hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı sadece tereyağı, bir tatlı kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve bunları iyice tereyağıyla kavuracağım önce. Şimdi salçamızı kavurduk ve içerisine suyu ekliyorum. 1,5 su bardağı su. Diğer taraftan fırınımı açtım ısınması için. Şimdi içerisine çok az bir karabiber ekliyorum. Ve altını kapatıyorum. Sosumu üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Ve kalan sosumu aralarına böyle döküyorum. Şimdi yemeğimi 200 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Yemeğimiz pişti tam 20 dakikada. Yemeğimiz hazır. Bostan kebabı inanılmaz güzel oldu. Lokum gibi oldu. Maşallah, berekallah. Şimdi sunuma geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimizi test edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz bir güzellik. Lokum gibi gerçekten. Bu şekilde. Buyurun sana takipçilerim. Yemeğimiz çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin ve bu lezzeti tadın. İsrarla size tavsiye ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.